Hadi bakalım. Nereden başlayalım? Evet, sonunda haftalardır söylediğim moda fotoğrafçısı nasıl olunur ya da nasıl olunmaz videosunda Hasan burada, Hasan Karaaslan. Tamer abimiz, Tamer Yılmaz burada. Emre doğru gelemedi çünkü çekimlerini ayarlayamadı. Ama belki bize sonradan katılır. Şimdi hiç uzatmayayım çünkü bir sürü soru geldi. Sorularla hemen başlayalım. Hemen sorularla mı başlayalım? Sorularla başlayalım direkt. Tamam. Güzel. Nasıl moda fotoğrafçısı olunur? Hasan. Bence okumak şart en başından. Çünkü fotoğrafı bilmek gerekiyormuş gibi geliyor sen bana. Sen okudun mu? Ben okudum. Ben 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Sen Tamer abi? Ben hem alaylıyım hem okulluyum ama bence de okumak şart değil. Çünkü dünyada büyük moda fotoğrafçıların bir sürü örneği var okumayan yani. Ama onlar çok spesifik örnekler değil mi? Yani. Değil ya. Sen... Yine gelenler de hala gelenler de okumayan bir sürü var. Okuyanlardan böyle parmakla gösterirsin. Yani başka bir şey olması lazım. Başka bir şeylerle. Ama orada inspire oldukları çok güzel bir yerde yaşadıkları için çok büyük etkisi oluyor bence o güzelliği. Bizim burada şey olmadığı için, inspire durumu olmadığı için. Hey! Etkisi olduğunu düşünüyorum ben onun. Olmuyor bence kimse inspire fotoğraf üzerine. Biz böyle bir dertli bir millet olduğumuz için hep dokümenterde böyle üstümlü çocuğu çekmekle başlıyor ya. Bence asıl problem orada başlıyor. Yani bence okumaya gerek yok diyorum. Ben de okunması gerektiği taraftarıyım ama. Bak sen fotoğraf okudun. Güzel sanatlar mezunu. Tamam. Güzel. Bak fotoğraf okumak şart. Ha. Güzel sanatlar okursun, heykel okursun, ne bileyim psikoloji şey okursun. Okur. Bir şey okum. Ha, bir şey okumak şart. Tamam. Ben de ona katılıyorum. Ben oradayım yani. Tamam. Bir şey okumak şart ama illa fotoğraf olması şart değil. Fotoğraf okur. Çok adam var. Hödük olur abi. Var bizim okuldan yani. Var ya benim arkadaşlarım okumayan. Yani ya da hayır, bu işi yapmayan okuyor, fotoğrafçı ya, okuyor. Olmayan. Fotoğrafçı fotoğrafı da iyi biliyor ama hayatı bilmediği için modayla ilgisi sizin olmaz. Sizin okulda 9 Eylül'de sınıfta kaç tane moda fotoğrafçısı olmak isteyen vardı? 3 veya evet 3-4 kişiydi. Oldu şu an mu? 2 kişiyiz. Çok iyi. Bir de Kerem var. Kerem Yılmaz benim sınıf arkadaşım. İyi bir oran. 3'e 2. 15'te 2 gibi ama bir şey. Ama bence söyleyeyim yine de 15'te 2 değil sizin okulda. 60. Tuğberkler. Yani, alt dönemlerden evet, devam etti o hep. Hep yani, geldi ama İzmir'den. Bir Selçuk, Fırat, Tuğber. Fıratlar, Meriçler falan. Yani okulda, onların okuldan bayağı moda fotoğrafçısı çıktı. Mimar Sinan'dan daha fazladır bence. Bizim. Ama o ne sayede çıktı? Hepsi iyi asistanlık yap. Asistanlık yap. Asistan olmayıp da çıkan var mı? Dur sorulardan biri de zaten onunla ilgili. Peki o zaman söylemiyoruz. Aslında cevap vermedik moda fotoğrafçısı nasıl olunur ama yavaş yavaş oraya geleceğiz. İnsanlar şunu merak ediyor. Şimdi sen mezun oldun ya da bu işe gönül vermişsin. Bir şekilde bu işe girmek istiyorsun. Ve nasıl adım atacaksın? Kimseyi tanımıyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. Hadi bir fotoğrafçı oldun. Hadi çok iyi fotoğraflar çekiyorsun. Bu dergilere nasıl çekeceğim? İşte ya da ne bileyim nasıl gideceğim bir markayla çalışacağım? Ya bu adımı nasıl atman gerekiyor? Ya bana göre şöyle. Ben söyleyeyim. Burada aslında güzel bir örneğimiz var. Örnek de var evet. Bana göre bir kere asistan olmadan olmuyor. Yani moda fotoğrafçılığı böyle babadan oğula geçer gibi fotoğrafçıdan asistanına, asistandan asistana geçiyor. Kesinlikle. Yani biraz öyle oluyor. Çünkü bir böyle kapalı devre gibi çalışıyor. Çünkü bütün herkesin asistanı var. Onlar birbirleriyle tanıdık olup hayatı beraber götürüyorlar. Sen daha iyi de çeksen aradan girebilir misin? Milyonda bir girersin yani. Girmez değilsin ama öyle adam çok az. Şimdiye kadar gördüğüm bütün fotoğrafçıların hepsi bir asistan olmuşlar bir yerde. Ondan sonra yukarı çıkmışlar. O zaman illaki yani bu işin önemi bir yere asistan olarak gireceksin. Evet. Neden? Çünkü orada fotoğrafın dışında başka şeyler öğreneceksin. Network. Evet. Hem network hem de nasıl oluyor? Bunun dersi yok. Müşteriye ben ne diyorum da razı ediyorum. Bu ders yok yani. Böyle bir ders yok. Evet. Bir de mesela benim... Ben bir örnek vereyim mi? Saçma belki ama. Evet. Ben staj yaptığım dönemde fabrikada. Stajım bittiğinde... Ama sen iyi pimpon oynuyorsun diye aldık biz seni. Allah'tan onu da öğrenmiştim zamanında. Kesmeci. Sadece kesme. Ben Tamer abiye şey sormuştum stajım bittiğinde. Tamer abi sen benim yerimde olsan sana ne sorarsın demiştim. Hani çünkü biz orada her şeyi görüyoruz. Ama Tamer abiden sorup da bir şey öğrenmen de gerekiyor ya. Onun doğruca soruyu hiçbir zaman belki bulamıyorsun. Ama Tamer abi onu sorduğunda Tamer abi dedi ki oğlum dedi, ben sette benim nasıl fotoğraf çektiğime bakmayın dedi. Müşterilerine konuşuyorum. Seti nasıl idare ediyorum. Bunları izleyin dedi yani. Burada bunu öğrenebilirsin dedi bir yandan da. Bu çok doğru bir şey. Sonrasında onu pratik ettiğinde öğreniyorsun. Sonra diyor evet Tamer abi böyle yapıyordu müşterinin yanında ya da ama seti böyle kurtarıyordu. Bir stüdyo şart değil evet, mi? Yani evet, bir stüdyo yani... olması gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Mesela Tamer abi çekim yapıyor. İşte 2005-2006 ben de o zaman yeni fotoğrafçıyım. Mesela o sete editörler geliyor. O editörlerle arkadaşlık kuruyorsun. Evet. Ya da sen asistansın. Editörün asistanıyla arkadaşlık kuruyorsun. Saç i̇şte model ajansını bir şekilde tanıyorsun. Saççının, makyajcının asistanları. Siz o zaman team up edip diyorsunuz ki ya hadi hafta sonu biz de bir çekim yapalım. Aynen. İşte öbür çekimden iade edilmeyen kıyafetlerle
bu imkanı yakalıyorsun. Şimdi hiçbir şeyin yokken nasıl yapacaksın bunu? Mümkün değil. Mümkün değil. O yüzden... Ben görüyorum güzel fotoğraf çekenler hakikaten iyi fotoğraf. Bir türlü bir giremiyorlar. Giremezler de. Onlar girecek zannediyorlar kendilerini ama bu bir sistem. Sistemin yani dünyada da böyle çalışıyor. Dünyada da büyük moda fotoğrafçılarının asistanları sonradan fotoğrafçı oluyor. Ha araya girmiyor mu? Giriyor bir iki tane ama geneli öyle değil. Yani genelleme yapamazsın. Genellemede ilk önce asistan olacaksın, network kuracaksın. Ondan. Ya da çok spesifik bir tarzın olacak fotoğrafta. Sonra öyle ya, seçecekler. Ama o da Türkiye'de ben daha görmedim işleyecek yani. Bir Mihal durum değil. Çünkü sessizlik lütfen. Mesela ne diyorduk ya? Spesifik bir tarzın olduğunda senin kabul ederler. Çalışabileceğin kaç tane dergi, kaç tane müşteri var? Ya öyle ama hani evet ben de bir yere çektim. Evde oturuyordum ama şimdi benim tarzımdan dolayı bir yer benimle çalışıyor gibi bir durumu belki işte milyonda bir Tamer abinin dediğim. Çok zor ihtimal. Var mı yani Türkiye'de spesifik işte. Tarzı olan aslında fotoğrafçılar var ama iş çekmeye kalktığında zorlanıyorlar. O tarzı ortada kalmıyor. Yani tabii şey de istemiyor canım. Yani müşteri de onu öyle beğeniyor ama o tarzı istemiyor mesela. Öyle de var. Ha o da var. Türk müşterisi çok fazla öyle bir anda. Türkiye'deki insanlar. Peki dur. Bir tane soru vardı aslında bence biraz bununla alakalı. Dur aklımda çünkü çok esaslı bir soruydu. Biri demiş ki moda fotoğrafçısı nasıl olunur? Okey. De Hasan'dan nasıl fotoğrafçı olur? Anlatsana. Güzel yani. Soru. Vallahi, aslında güzel soru. Vallahi güzel soru. İlk başta ben okuduğumda güldüm ama sonra aslında Hasan'ın hikayesini bilince biraz anlamlı oluyor. Arkadaş bence geyiğine sormuş. Senin arkadaşın değil mi? Şimdi şöyle bir durum oldu Hasan için. Benim yani o zamanlar gördüm. 2007. Hasan 2007. Mail her gün mail attı neredeyse. Her gün. Ve bıkmadı. Yani telefon kerslenmekten açtı. Bıkmadı. İstemiyoruz demekten bıkmadı. Hiç bıkmadan bizi taciz etti. Bir günde geldin değil mi? Geldim. Bir günde bir günde şöyle. Ayıp olmasın. Sen dedin ki çağıralım ya bu çocuk çok şey yapıyor dedin. Sen dedin evet. Ki hadi gelsin de bir bari hani bir şey görsün. Bu kadar bunun karşılığı şeyini alsın dedik ve öyle başladı yani öyle başladı. Sonradan adam gibi adam çıktı o ayrı mesele. Teşekkür ederim. Yani... Şimdi ben bunu Wilco'nun İki Göz Bir Şehir diye bir İSTV'de böyle bir programlar serisi yapıyordu. Bir tanesini benle yapmıştı. Ben burada anlattım bu hikayeyi. Ondan sonra böyle bir 20-30 kişi bu taktiği uygulamaya başladı. Ha çözdüler. Ama bu şöyle şimdi moda fotoğrafçısı nasıl olunurun aslında bir tane spesifik reçetesi yok değil mi? Evet. Senin hikayen başka, senin hikayen başka, benim hikayem başka. Ya burada bizim anlattıklarımızdan siz artık ne kısmını alırsınız, ne kısmı işinize yarar bilmiyorum. Ama biz sonuçta burada kendi hikayelerimizi paylaşıp size bir şekilde ışık tutmaya çalışıyoruz. O yüzden de şimdi bu Hasan'ın taktiğini alıp bizleri taciz etmeye kalkmayın. Çünkü o bir kere işledi. O dönemdi bitti yani. Bitti. O her dönem başka bir... Onun şanslısı benim. Ben kullandım çünkü ve bitti. Çünkü o senin yolundu. Evet. Senin yolundu. Ben Salih ablayı hatırlıyorum. Bıkmıştı benden yani. Volkan. Nefret ediyordu sen. Evet Volkan böyle abisini iki gün sonra arasam olur mu? Tamam abi diyorum. İki gün sonra ben arıyorum. Volkan aramadı sabah 10 falan mesela böyle. Sonra sen tamam abi. Staja geldin bize. Evet. Ben hatta geldim görüşmeye. Hatırlıyorum sen Güzide Duran'ı çekiyordun Ece Sukan'la. Ha Alem Dergisi. O evet. Sete geldim böyle tanışırız falan diye. İşte Allah'tan işte Volkan'la konuştuk. Tamer abiyle tanışmıştım. Volkan böyle tartı. Abi sen tamam pazartesi gel başla. Bıkmıştı gerçekten benden yani o telefonlarımda şey sürecinde. Peki buradan şeye bağlayalım. Çekim hatırladın ya. Biri şeyi soruyor. Sizin diyor kariyerinizde çıkış yaptığınız, hatırladığınız bir çekiminiz var mı? Ya sanırım marka ismi verebiliyor muyum? Ver tabii. Burası serbest. TRT'deyiz. Vakkorama olabilir benim için. Vakkorama ilk çekim. Doğru. Senin Vakkorama değil de V neydi o? V2K. Yok. Vakkorama çektim. Vakkorama şeyleri. Vakkorama Tunçin mıydı yoksa? Tunçin vardı Ayşegül. Vakkorama mıydı o evet. V ile başlayan şey mi? Değil. Vakkorama. Ondan sonra böyle bir kariyerim biraz daha imelendi orada benim. Böyle benim de çok beklemediğim ama böyle iyi hazırlandığım bir çekimdi o kendi adıma. Ondan sonra diyebilirim herhalde ya ben. Senin? Benim bilmiyorum ki. Ya aslında benim ilk çekimim galiba. Ya ben, Marikle. Hayır. Senin Bahar Korçak. Bahar Korçak. Evet. Ben Bahar'ı çektim. Korçak. Onun da saçma bir hikayesi var ama ona girmeyeceğim. Bahar'ı çektim. Hakan Öztürk var moda editörü. Hatta Emre Güven ile biz birbirimize bakıp şey falan demiş. Lan moda editörün
ne demek ya, bu kızlar kendileri giyinemiyor mu dediğimiz bir ortam. Sonradan anladık ki moda editörü dediğin kişi işte o çekimlerin, kıyafetleri, önemli, stylingi, genel modundan sorumlu olan derginin moda editörü oluyor. Hakan da o zaman Marie Claire'in moda editörü. Benim bahardaki hızlı çekmemden evet, sonuçtan çok mutlu olup, çünkü editörler seviyorlar değil mi hızlı fotoğraf çekmeyi? Tabii, çat çat o zaman. Evet. Evet. Hele o zaman önemliydi. Çünkü hala önemli bence. Çok yavaş çeken fotoğrafçılar vardı değil mi? Şimdi benimki de ben çekmeden zaten Tamer, moda şeyini ben ürettim. Evet, Tamer yani abi şöyle, için meydanlar usa bakmanız gerekiyor. Yok yok öyle değil. Şimdi benim zamanımda herkes moda fotoğrafı çekiyordu ama iyi de çekiyordu. Nurhan Artar falan şahane fotoğrafçılar vardı ve böyle prentan falan çekiyorlardı ve güzeldiler. Ama her şeyi çektikleri için iyi bir fotoğrafçı olarak dedim ki ben moda fotoğrafçı olayım. Ben ötekileri çekmemeye başladım. Eskiden çektiğim... Kadın çekmek için mi moda fotoğrafçı? Kadın çekmek için tabii. Kadın, ilk önce kadın diyorsun ama sonradan değişiyor. Her şeyi çekiyorsun. Ama böyle başka moda... Başka şeyler değişmiyor değil mi? Başka şeyler değişmedi. Değişseydi daha dünyada yukarıda olurduk. Değil mi? Öyle oluyor. Ona ayrı. Benim için herhalde. Ona ayrı bir program o. Ve o yüzden moda gel kendiliğinden öyle ben sade moda çekmeye başlayınca benim şansıma şöyle bir durum oldu. O zaman dergi yoktu. Uluslararası ilk bir dergi çıkınca ben o dergiye çekmeye başladım. Hangisi? Marie Claire. Ha. Copyright dergi gelince diyeyim daha doğrusu. Copyright dergi gelince ben o dergiyle birlikte beraber yukarı çıktık. Zaten Fatoş Yal'ın bendeki emeği vallahi büyüktür yani. Büyüktür. İyi bir stylingle yükseliyorsun. Moda fotoğrafçısı olacaksan iyi bir styling ekip. Biri bunu soruyor. Kesin. Çekeceğiniz işlerde fikirlerinizi kendiniz mi buluyorsunuz, kompozisyonları kendiniz mi buluyorsunuz yoksa bir ekiple mi çalışıyorsunuz diye bir soru var. Ekiple çalışıyoruz zaten. Değil mi? Ekiple aynen, çalışıyoruz. İlk önce biz o zamanlar tabii yani çok böyle bu zamanki gibi değildi. Biz kendimiz bu soruyu değerlendirirken evet, bu zaman hem editoryal anlamda değerlendir, hem bu zamana göre değerlendir, hem de reklam anlamında değerlendir. Reklamdan kastım da ne? Sonuçta biz gidiyoruz işte Beymen çekiyorsun, Vakko çekiyorsun, evet, Sarar çekiyorsun. Modanın reklamı. Yani bunları çekerkenki süreçteki ekip. Ekip önemli çünkü orada bir fikirle başlamak gerekiyor. Orada yapmak istediği bir style var ya da yaratmak istediği bir kadın. Onu seninle iyi yaratabileceğini düşündüğü için mesela ya da senin gözünle iyi olabileceğini düşündüğü için o kadının seninle iletişime geçiyor. Sen de onun üzerine bir şey koyuyorsun. Zaten işte az çok o görselle, moodboardla birleştiğinde sen de kendi tarzını ortaya koyduğunda orada match oluyor gibi geliyor bana onun kafasındaki kadın. O zaman iyi fotoğraf oluyor ya da iyi bir dergi çekimi oluyor. Ya da kampanyada hani istenileni verebilir biliyorsa ekiple birlikte. Şimdi orada bir markanın ruhunu kadınla yansıtman gerekiyor. Ama bence oradaki en güzel şey onu iyi yansıtabileceğini düşündüğün için seninle çalışmaları. Sence Türkiye'de bu uygulanıyor mu? Bence uygulanmıyor. Bence de sıfır. Bana arada denk geliyor. Kim lan o? Hangi müşteri o? Söyleme falan diye. Bilmiyorum ben. Zaten bize öyle müşteriler denk gelmiyor. Bize hadi kurtar diyenler denk geliyor. Evet, bence evet, bir de şöyle düşünüyorlar ama iş kötü olmaz hissi de var. İşte garanti. Onu i̇şte anlıyorsun. Bence iyi bir şey ama o değil mi? En azından gitsin 10 üzerinden 7'lik garantidir diyor. Anladın mı? Öyle bir şey. Yani bence risk almak istemeyen müşteri için çok bir şey doğru diyeceğim, bir hareket. Biraz sessiz olabilir misiniz? Kayıt yapıyoruz da. Abi, gayriçi gibi abi tamam. Kamera çıkarıp merdivende öyle insan. Paraladım geldim. 16 dakika olmuş. Güzel. Ha, iyi. Kaç bölüm olacak? Bilmiyorum. 2 bölüm. Ya. 24 bölüm yaparız. Bir sezon. Lost gibi. Sonunda ben ölüyorum. Zaten ölüymüşsün. 6'ncıyız. Var var var. O garantiden bahsediyorduk işte. Dur bir dakika. Pil değiştirelim madem. Pil değiştir. Vuramıyorum. Bilek sakat ya. Ben vurayım. Ara verdik. Pil falan değiştirdik de o sırada şey geyiği başladı. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ha. Mavi ve Adidas. Yani reklam vermeniz lazım Koray'a. Bakın böyle şey yani. Takım olarak. Ha? Bir şey diyeceğim. Bu şey mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un üzerindeki evet, tişört. Evet. Evet. Onlardan öyle. Çok güzel. Hakikaten güzel. Yani biraz yerken üstüne dökmüşsün ama. İşe çıka plaja. Şeyi konuşuyorduk ya. Dergilerden konu açıldı işte. Benim yasaklı olduğum dönemler falan vardı. Oradan laf lafı açtı. Hasan da eskiden dergiler Maldivlere mi götürüyordu? Dedim. Dedi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eskiden dergilerde şöyleydik biz. Böyle bir dergiye çalışmaya başladık. Bir stilimiz vardı. Tamer bunu çeker. İşte Ahmet bunu çeker. Mehmet bunu çeker. Öyle bir oldu ki o 2004'ler, 5'lerde, 6'larda fotoğrafçılar her dergilere çekmeye başladı. Tam sen o sırada. Ben Marie Claire çekiyorum.
yapıyordum. Mariklerle başladım. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs çektim blok üst üste 9 ay. O sırada da el çekmeye başladım. El, mel deyince? Aynı ay hem iki ona çekiyorum hem ona çekiyorum. Tabii biraz kırılgan bir durum oldu ve mariklerde yasaklı oldum. Ama nerelere gittik ya, değil mi? Yani biz senle eski, de beraber. Tabii tabii. Brezilya, Maldivler, işte Amerika'nın bizim, ben Belize'ye, Orta Amerika'ya falan gittim. Şimdi anca nereye gidiyoruz Hasan? Kısırkaya. Kilyos. Kilyos, Kısırkaya. Kapadokya. Değişik olarak Gümüşdere. Ona yani... bütçe yok. Otlanıyorsun değil mi yemek için? Yani ha. Ne yazık. Siz o zaman şanslı oluyorsunuz. Ama bir şey söyleyeyim. O zaman dergilerdeki mesela ben Fatoş'tan hatırlıyorum. Sıfır parayla gidiyorduk. Her şeyi ayarlıyorduk. Yani buradan bir şeyle yapmıyor. Barter. Barter. Yani uçaklar barterdı. Otel şeyde çıkıyordu. Tamam ama şimdi de o var. Şimdi fakat... o yok abi, yapamıyorlar. Hayır, o yapıyor. Kadar yapamıyorlar. Yapıyor. Ama ne yapıyor biliyor musun? Dergi oradan kazandığı parayı cebine atıyor. Cebine atıyor. Prodüksiyona atmak istemiyor. Eski tek fark, eskiden dergiler oradan kazandığı parayla çekimi finanse ederken, şimdi dergilerin durumu yüzünden, çünkü eskiden mesela Vogue Türkiye ilk geldiğinde 60 bin sattığında, şimdi kaç satıyor? Dergi kapandı yani. Şimdi 3 bin satıyor. 3 bin satıyor. Dergi de duyduğuma göre bu video çıkınca şey olur ama galiba Turkuaz grubuna gitmiş. Galiba değil, kesin. Kesin mi? Evet, medyakatta çıkmış. Ha, yani. Umarım bizim için iyi olur. Türkiye için iyi olsun. Türkiye için Vogue Türkiye. Şartlar belli. Yani artık dergiler event yapıyor, kapak satıyor, evet. Sayfa satıyor. Eskiden, herkesin hızla değişmesi lazım. Evet. Eskiden böyle editorial mu vardı ya? Bu kadar editorial çekiliyor muydu? Kapak satma falan, bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu. Biz model çekiyorduk kapağı. Şimdi evet. Sadece dizi oyuncusu çekiliyor. Evet. Çünkü hani satış etkilesin, tiraj artsın, ona göre reklam alalım. O bile yetmiyor yani. Dizi oyuncusunu satıyor, öbür taraftan işte Atasay'a, ona buna, bir de işte yok küpesi gözüksün, yok Burberry'nin bilmem nesi gözüksün falan diye. Tamamen reklam çekiyorsun aslında artık. Evet, mini bir editorial. Ben mesela kapak çekmektense içeriye moda çekmeyi daha çok seviyorum. Evet, aynen, çünkü kapağı satmış oluyor. Aynen. Yani. Çünkü genelde aynen. İnsanlar kapak çekmeyi daha prestijli zannetse de eskiden yaratıcılık de olarak kapak çekmek çok daha senin zor hale. Yani. Zaten çalıştığın model olmuyor. Ünlü birini çekiyor oluyorsun. Onun menajeri oluyor falan. Geçen çekiş şeyde videoda anlatmıştım. Bambaşka dertler. Değil mi? Evet. Vallahi korudan satmayalım o zaman. Hadi. Evet. Değiştik. Dertlerimize sorularımız geçtik. Sorularımızı alalım. Sorular. Piyasadaki en overrated fotoğrafçı kim? Hasan Karas. Bence de Hasan Karas. Bence de benim. Hı? Hem fikir miyiz burada? Tabii. Tamam. Olacak yani. Şimdi var ama onlara geliyor. Sen böyle. İyi. Böyle gidiyorsam iyi. Yukarı. Sence de mi sensin gerçek? Bence de ben Tuğberk, değilim ya. Tuğberk. Tuğberk de değil ya. Tuğberk ha? Şey yani böyle o şey. Şahin görünümlü Doğan falan var. Şimdi gerçek öyle gözüküyor da gerçek ileride belli olur ama. Fırat. Hı? Fırat. Meriç olan. Yok ya, bizim Fırat. Koçak olan. Koçak. Abi overrated. Tamam ya, bırakın geyi. Bırak. Hadi. Evet. Sorulardan biri çok sormuşlar. İstanbul'da olmadan moda fotoğrafçılığı şansınız var mı? Gibi bir genel bence bir soru var. Yok. Bence yok. Çünkü ben İzmir'den İstanbul'a geldim. Ben de Ankara'dan geldim. Neden geldin? Ya benim şöyle, aslında okurken zaten ikinci sınıfta moda fotoğrafçı olmaya karar verdiğimde sizle çalışmak için zaten burada olmam gerekiyordu. Evet, buraya geldiğinde bütün piyasanın buradan döndüğünde gördüğünde İzmir'de bu çok kısıtlı, çok dar bir alan olduğunda burada gelişip büyüyemeyeceğim. İzmir'den bir tanesi. Kesinlikle öyle. Yani tekstil firması olarak da, yani insanların ruh hali olarak da ve lokasyon olarak da aslında çok güzel. Ama bütün piyasa burada dönüyorken buraya gelip burada takılmadığın sürece asla büyüyemiyorsun. Ben zaten moda fotoğrafçısı olmadan geldim. Fotoğrafçı olmak için geldim ama. Sizin bir hikayem vardı, otobüs hikayesi. Ya Ankara'dan dediler ki İstanbul'da kişi başına 26 keriz düşüyor. Bir otobüs toplandık, geldik biz böyle. Kimler var onların içinde? Oo, herkes var, fotoğrafçı. Sıtkı Kösemen, Nazif Topçuoğlu. Umur Turagay. Hepimiz Ankaralıyız Hülya yani. Avşar. Hülya Avşar tabii. Hülya Avşar da sizin otobüste miydi? Hülya Avşar da bizim otobüsteydi. İstanbul'da. Bak ben Ankaralıyım. Emre Ankaralı. Aslında baktığımda şu an piyasada İzmir ve Ankara. Bütün. Evet. Sizin okuldan şimdi kaç İzmir kişi oldu. Var? Evet, şimdi. Tuğberk var, Kerem, Selçuk, Fırat. İzmir'den Ümit ya, var. Barış Ankara.
başlattı. Var. Şimdi İzmir ağırlıklı oldu. Ama İstanbul'dan var mı? Tek tük var. Yani İstanbul'da her zaman şey yapıyor ama. Bunun sebebini ben çok çok merak ediyorum. Yani Mimar Sinanlı moda fotoğrafçısı. Ben biliyorum bunun sebebini. Yok. Yok değil mi Temel abi? Sen... Yani üçümüz, üç kişi, dört kişi geçmez yani Mimar Sinanlı moda fotoğrafçısı. Abi cevabı ben de diyorum. Niye konuşuyorsun? Ha, pardon. Temel abi bir yerde hocalık yaptığını için sordum. Oradaki öğrencilerin durumunu. Hatırlıyor musun? Fabrikadayken ben bir şiddetle bir kural koymaya çalışıyordum. Üniversitede okuyan kişiyi buraya çalışmaya almayalım diye. Çünkü İstanbul'da bence şöyle bir şey oluyor. Şimdi sen Ankara'dasın ya da İzmir'desin. Sektör yok değil mi? Yok. Sektör olmadığı için okulunu öğrenci gibi yaşıyorsun. Kütüphanene gidiyorsun, arkadaşlarını tıklıyorsun. Projeye geliştiriyorsun. Seçiyorsun. Beraber sarhoş oluyorsun. Yani orada bir üniversite ekip çalışması. Hayatı. Üniversite hayatını, karakter oluşumunu orada dört dörtlük tamamlıyorsun. Burada daha ikinci sınıfta geliyor. Buraya giriyor. Ondan sonra model, kız, bilmem ne, ah işte falan, flashlar falan derken bir aklı gidiyor. Sonra ne oluyor? Bizim fabrikada öyle olmuyor muydu? Geliyorlardı, sonra okula gitmiyorlar. Evet, okula gitmemeye okumuyor, başlıyor. Okumuyor. Okumuyor. Biz onun için almıyoruz. Yani okulluyu okula bir daha geri dönmüyor diye almıyoruz. Gerçekten doğru. Dönmüyor. O yüzden de ben bence şanslıyım. Ankara'da, İzmir'de okuyanlara daha kıymetli geliyor. Ve belki, ya yani bilmiyorum, bu benim düşüncem sonuçta. Sonuçta İstanbul'a geldiğinde bir başarma motivasyonu duyumusu oluyor. Ama öbür türlü daha üniversite 2'de bu dünyayı görmüş biri zaten okul tarafını kaybetmiş oluyor. Buraya geliyor. Ne tam okulu tamamlamış, ne tam piyasaya girebilmiş. Eyvah, tamamıyla öyleydi. Ve orada kayboluyor. Biz yani buradan almamamızın nedeni de oydu. Onun için... O yüzden Mert seni almayacağız. Askerlik. Okula gidiyor musun? Yok. İşte. En yakın örneği de var yani. Evet. Gel şimdi de kendimle çalıştım. Ha. Kimseyi almıyordum dedim. Sonra Mert'i aldım. Onu aldığında bilmiyordum diyelim. Aldığında. Evet. Zaten ben almadım. Gözde aldım. Evet yani o zaman... İstanbul'da olmak şart kesinlikle. İstanbul'da olmak şart. Bir de tabii şöyle bir şey var. Şimdi birçoğunuz şöyle zannediyor. Bu işi bir tane lens aldım değil mi? Ondan sonra en baba makineyi aldım. Fotoğrafı çektim. Abi ne lens ne fotoğrafçı bu olayı aslında. İstersen en iyi takımı al fark etmez. Ya istersen dünyanın en iyi fotoğrafçısı ol. Yine o da şeydi. Bu bir sonuçta ekip olayı. Modelin var. Prodüksiyonun var. Saç, makyaj, stylist. Müşteri, kıyafetler. Şimdi Ankara'da sen nereden alıyorsun Louis Vuitton'un ya da Gucci. Chanel'in kıyafetini bir araya getiriyorsun. Bir tane diyelim Ankara'da editör var. O editör nereden kıyafet alacak? Nerede çekeceksiniz? Kim yapacak prodüksiyonunu? Model nereden gelecek? O yüzden de bunun merkezleri var değil mi? Yani dünyada da öyle. İngiltere'de Londra'dan başka bir yer olmaz. Paris, Fransa'da. Yani gidip de Marsilya'da değil. Ha, yani. Marsilya'da değil yani. Marsilya'da da fotoğrafçı var ki de işin moda işi öyle değil. New York falan. Beyaz yerler var. Yani. O yüzden arkadaşlar maalesef buraya İtalya'da bile Roma değil Milano'dur yani mesela olacaksın. Ben 2005'te geldim İstanbul'a. 2005'te o zamanlar film falan çekiyorum. Sen işte o dönemi biliyorsun. Ankara'daki şirketimi bıraktım ki belki de bugünden daha iyi para kazandığım bir şirketim vardı. Fotoğrafçı olmak için buraya gelmeye mecburdum. Atladım geldim. Çünkü denedim Ankara'da. Olmuyor yani. Evet işte Bahar'ı orada çektin zaten değil mi? Nerede çektin? Ankara'daydım. Buraya geldim. Buraya geldim. Çektim geri döndüm. Sürekli git gel yapıyordum. Hakan'da kalıyordum. Korkuyordum. Normal. Korkman normal. Bu iş böyle olmayacak. Kafayı kırdım geldim. Keza sen de öyle. Yani olmaz. Daha zor olur yani. Ya da öyle bir hedefin olmayacaksa. Daha küçük base'de oranın fotoğrafçısı olmak istiyorsan da. Yine de yani günün sonunda kime ne çekeceksin? Orası öyle. İzmir'den daha mesela memlekette fark ediyor. Ben yani tecrübe olarak söyleyeyim. İzmir'den daha hırslı ama daha tembel şeyler, asistanlar geldi. Sen hariç daha böyle yavaş diyeyim. Ağır kanlı. Asistanlar geldi ama işte. Ben bence fabrikanın en iyi zamanlarından birinde fabrikadaydım. Evet ya. Ben Mustafa abiyle çünkü ev yaptım. Onu gördüm yani Mustafa abiyi gördüm. O benim için büyük avantaj mesela. Şimdi aslında güzel bir yere geldi konuşma. Asistan olayına döneceğim. Çünkü hani diyoruz ya bu işe nasıl gireceksin? İşte asistanlık yapman lazım. Biraz bence onun üzerine konuşalım. Olur. Ama şöyle konuşalım. Bu videoyu burada bitirelim. Çünkü tamam. Kaç dakikaya geldi? 20 dakikayı geçti. Evet. Siz de sıkılacaksınız. Ama arayı açmayacağım. 10 gün sonra koymayacağım. Ama 3-5 gün sonra bunu da paketler. Konuşmanın geri kalanını güzel. İkinci bölüm olarak koyarım. Evet. Biz de ufak bir mola verelim. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Yok. Herkese hani buradan... Umarız cevaplarını almıştır evet. Soru soran. Ama güzel İnşallah. Sorular var. Güzel sorular kaldı. Onları da sonra saklamış olalım. İkinci bölüm. O zaman ikinci bölümde görüşürüz arkadaşlar.